Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha atölyeme hoş geldiniz. Bir önceki videoda paylaşmış olduğum bu deneysel parçanın kumaşlarını yatırdım. Burada gördüğünüz üzere her bölüme de kenarlardan uzak kalacak şekilde yatırdım ki birbirlerini etkilemesinler diye. 24 saat geçti. Epoksi sertleşti. Aynı kalıpta olduğu gibi gene açma zamanlamasını hemen hemen aynı zamana denk getirdim. Hatta gerekli olursa aletim de elimde. Kalıp açma aleti. Şimdi az sonra bunu açacağım ama bu arada kuruma süresinde birkaç yerini hafifçe bir kontrol ettim. Hani nerede ne durumda falan diye. 3 numara daha hani çok kolay ayrılıyor. Normalde kalıpta olduğu kadar kolay ayrılıyor gibi görünüyor ama şimdi açarken zaten her şey belli olacak. O yüzden çok fazla uzatmıyorum. Kameramızı şöyle buraya çevirelim. Aşağıya. Ayırma sırasında şöyle bir her bir bölmeyi kendi köşesine tutup ayıracağım ki birbirlerini etkilemesin olabildiğince diye. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu dediğim gibi biraz daha kolay ayrılacak gibi. Bu 3 numarada astarı jelkot olarak kullanmamıştım. Ve köşelerine azıcık gittiğim zaman bile hemen ayrılma belirtileri gösteriyor. Nitekim ayrıldı da zaten. Gayet kolay bir şekilde. Normalde hani kalıptan bir şey çıktığı zaman bu şekilde çıkmasını görüyorum ve bekliyorum. Evet, bu astarın olmadığı ama mavi kalıpta kullandığım mavi boyanın olduğu ve eski usule göre baksadığım yer çok kolay bir şekilde ayrıldı. 4 numarayla devam edeyim. Burayı da merak ediyorum çünkü burada turuncu 2K boya var ama astar da var aynı zamanda. Yani 2K boya kurtarıyorum durumu. Bu daha zor ayrılıyor 3 numaraya göre ama en nihayetinde görünüşe göre galiba temiz bir şekilde ayrıldı bu da. Evet, bu iki tarafı da görüyorsunuz. Evet, gayet güzel bir şekilde bu da astarla birlikte. Astar parçada kalacak şekilde ayrıldı. Ki bu da yani aslında istediğimiz bir şey. Astarın parçanın üzerinde kalması. Demek ki 2K boya olan yerde herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Ve normal 1K boya olan yerde astar olmayınca da bir sıkıntımız olmuyor. Bir nevi bu ikisinin kombinasyonu, yani ikisi bir araya geldiği zaman, astar ve 1K boya bir araya geldiği zaman sıkıntı yaratıyor gibi bir durum var görünüşe göre. Gelelim tabi 1 ve 2 numaralara. 1 numara şahit numunemizdi. Tamamen kalıptaki gibi yapıldı her şey. Bu epey bir zor açıkçası. Çıkarken aynı kalıpta olduğu gibi zor bir şekilde çıktı. Ve görünen o ki sadece zor olmakla kalmayıp evet aynen kalıp parçasını yaşadığımız şeyi sıkıntının birebir aynısını yaşadık burada da. Tamamen aynı şey tekrarlandı. Boya yani kalıptaki boya parçanın üzerine geçmiş durumda yani kalıbın boyası. Hatta bir miktar astar ve şeyi de beraberinde getirerek bak burada çok net görünüyor. Yani bu tamamen kalıptaki yaşadığımız sıkıntının tekrarı oldu. Bu şu anda güzel çünkü hani deneyin geçerli olduğunu gösteriyor. 2 numarayı şimdi sökeceğim son parça. Bu 2 numarada da aynı şeyi yaptım. Bunda bu ama sadece waxlamayı farklı uygulamayla yapmıştım. Bakalım waxlamanın bize bir faydası, ekstra bir faydası bir şeyi var mı? Maalesef yok. Evet. Şu an sökülmüş parçamızı görüyoruz. 1 ve 2 numaralar aynı kalıpta olduğu gibi. Bunların arasında tek fark waxlama farklı. Waxlama yöntemi farklı. Bunun bize gösterdiği şey şu anda her ne kadar ideal bir şekilde uygulamıyor olsam da wax'ı 1 numarada o şekilde var. İdeal uygulanmış. Örneğinde de burada 8 kat var ve tam tarif ikinci tarifte bulduğumuz gibi uygulanmış şey. Ama bir şey fark etmiyor. Aynı sorun çıkıyor. Eğer kalıpta 2K boya kullanırsam o zaman astar kullandığım sprey astar da herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Birazcık daha zor açılıyor açıkçası. O yüzden yani riskli olabilir. Ama yani çok temiz bir şekilde çıktı. Epoksi diyen yerlerde. Geri kalan yerlerde tabii burada kalmasına çok takılmamak lazım. Bu normal çünkü oraya epoksi diyemeyen yerler bunlar. Ve gayet güzel çıktı. Yani bu da herhangi bir şekilde etkilemedi. Hatta 2K vernik olunca. Ve son olarak da son değil de 3 numarada yani mavi boya olan yer kalıp tek 1K boya olan yer
Üzerinde iki karbenlik yok ama astar atılmadığı zaman bu da gayet temiz bir şekilde, hatta en kolay çıkan yer burası, en kolay ve en düzgün çıkan yer burası oldu diyebilirim. Evet, bu enteresan bir sonuç oldu bizim için. Yani aslında gördüğümüz şey şu: bir önceki kalıp açılışında büyük parçanın kalıbındaki yaşanan sıkıntı aslında kullandığım iki ürünün, iki yeni ürünün ikisinin de kombinasyonundan kaynaklanmış sorun. Çünkü ikisi de tek başına kullanıldığı zaman bir sıkıntı yaratmıyor ama ikisi bir araya geldiği zaman çok net bir şekilde bir sıkıntı yaratıyor. Burada görüyoruz. Bu da neyle doğrulanmış oldu. O kalıplar zaten şu anda hazırlık aşamasındalar. Tekrar yenilenme aşamasındalar. Niyetim onları iki kağıt boyayla boyamak. Şu an gördüğüm kadarıyla, yani astarla bitirmek istiyordum parçaları. Gördüğüm kadarıyla bu işe yarayacak gibi görünüyor. Biraz riskli ama değer. O riski almayı bir kere daha. En azından temiz ve hani zarar vermeden çıktı kalıba. O yüzden evet, yüksek ihtimalle 2K boyayla boyanmış, 2K otomotiv verniğiyle, daha doğrusu verniklenmiş. Çünkü bu boyayı kullanıp bunun üzerine vernik de atabilirim. İlla turuncu veya oto boyası baskat olması gerek değil aşağıda. Ama önemli olan en üstte bir 2K vernik tabakası olması. Çünkü bu kemikleşen bir, sertleşen, epoksi gibi bir sertleşen bir tabak olduğu için demek ki etkileşime girmiyor astarla. O kalıbı astarla boyamamda hiçbir sakınca yok. Zaten bu hani benim başta hedeflediğim şey tam olarak buydu. Ama maalesef bu oldu bir önceki kalıpta. Bunun sebebi de bu iki ürünün bir arada kullanılmasıymış. Evet, güzel, rahatlatıcı bir sonuç oldu bu. Ve bu şekilde, yani bu durumda aslında benim videodaki şeylerimi değiştirmeme gerek yok. Sadece hani bu önceki videolarda bu notu vereceğim. Bu astar 1K boyalarla kullanılmasın diye oraya bir bilgi notu vereceğim. Onun dışında videolarda yaptığım her şey aslında uygun, tekniğine uygun olduğu için de videoları kaldırmak gibi bir niyetim yok şu anda. Evet. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.